Başlayabiliriz artık. Yine tekrardan hoş geldiniz Erhan Bey. Hoş bulduk. Ağzımızdan Nasıl? çıkana dikkat edeceğiz. Evet, her şey kayıt YouTube'a altına alınıyor. düşmeyelim. Evet. Sizi önce bir tanıyalım isterseniz. Kendinizi kısaca bir Evet. tanıtın. Ardından birkaç sorum Şimdi olacak. Soru cevap üzerine de ilerleriz. hızlıca şöyle başlayayım. 97 yılından itibaren internet sektöründeyim. İlk radikal ve fanatiğin internet sitelerini yaparak hatta Serdar Kuzuloğlu ile çalışmaya başladık. 97-99 arası. Sonra 2000 yılında Ekolay'ın kuruluşunda başladık. Göreve devam ettim. Ekolay.net portali ve ISP ve portal servisiydi. Orada web geliştirme uzmanı ve sonra geliştirme müdürü olarak devam etti. Ekolay.net çatısı altında CNN Türk internet sitesinden tutun da Galatasaray'ın resmi sitesine kadar çok internet projesinde de yer aldık. Aynı zamanda Ekolay.net portallerini yaptık. Hepsi buradanın InfoShop'tan Hepsi Burada'ya geçiş sürecinde bile çalıştık. Biraz internet işçisi gibiydik biz o zaman Doğan grubunun. Medyanet'in kurucuları birisiyim diyebilirim. Bir masa, üç sandalye, Medyanet şirketi. Ekolay'ın çatısı altında bir reklam bölümüydü ve biz onu bağımsız bir reklam departmanı haline çevirecek hem ad server projeleri hem de satış ve online satış stratejileriyle donattık ve daha sonra bağımsız bir Medyanet şirketi haline dönüştü. Daha sonra 5 yılında Hürriyet'e geçiş yaptım. Hürriyet.com.tr o zaman büyük bir binanın içinde küçük bir internete içerik giren ekiplerden oluşuyordu. Yaklaşık 3-4 tane teknik personeli olan, 12-13 tane editörü olan bir bölümken 2005'ten yaklaşık 2014 sonuna kadar Hürriyet'te önce işte internet operasyonları müdürü, sonra iş geliştirme koordinatörü, daha sonra internet grup başkan yardımcısı olarak görevler yaptım ve Hürriyet'i küçük bir siteden büyük bir Hürriyet internet grubu haline çevirdik bu süreç içerisinde. Hürriyet.com.tr, sonra verticallarımız vardı, Big Para, Mahmure vesaire gibi. Yine seri ilan sitelerini açtık, büyüttük bu süreç içerisinde ve Türkiye'de büyük bir yaklaşık içinde 300'e yakın insanın çalıştığı büyük bir internet grubuna çevirdik. 2014 sonunda Hürriyet 2012 itibariyle bir Convergence adında bir sürece girdi. Biraz benim için tatsızlaşmıştı süreç. Bu esnada Sözcü'yle el sıkıştım. 2014 sonunda 8 yıllık Hürriyet ve yaklaşık kesintisiz süren 17 yıllık Doğan grubu sürecimi sona erdirip Sözcü'ye geçtim. 2015'ten bu yana da Sözcü'nün internet yapılanması, internet ve dijitaldeki pozisyonlaması ve internet ürünlerinin geliştirilmesinden sorumlu dijital grup direktörü olarak çalışıyorum arkadaşlar. Hedefimiz de Sözcü'nün dijitalden maksimum gelir kazanacak bir ürün ve servis pozisyonlamasını yapmak. Böyle özetleyebilirim geçmişimi. Oldukça kabarık bir geçmişiniz var. Yani dijitale adanmış bir kariyer diyebiliriz. Evet. Ben sizin LinkedIn hesabınıza baktım. Yani 98 yılında başlayan bir dijital kariyerden bahsediyoruz Evet, aslında. evet, evet. Ya bayağı... 2 yaşındayken neredeyse siz dijital işlere başlamışsınız. Çok alaylıyız aslında biz. Yani biz internetin pek kurumsallaşmadığı ve hiç kimsenin ne yapacağını bilmediği dönemlerde işler yaptık. Biraz el yordamlarıyla yaptık.
biraz da şirketlerimizin bize sunduğu imkanlarla kendimizi geliştirme imkanına sahip olduk açıkçası. Yani ben mesela ilk AdServer projesini Microsoft'la ortak bir proje yaptık. Yani şimdi mesela siz bir web site yaptığınızda Google DFP'yi alıp anında atıyorum bir gün içerisinde internet sitesine reklamcılığına başlarken o zamanlar Doğuş da biliyor bu süreçleri. O zamanlar çok daha zordu bu işleri yapmak. İşte bugün cloud'da web sitenin çok rahatça yönetip next tuşlarıyla hostingi ayarlayabiliyorken o zamanlar bir projede 3 tane server koymak lazım. Hard diski böyle olması lazım diye planlamalar vardı. Yani biraz internetin Cağaloğlu dönemlerini yaşadık gibi bizim kuşak. Bu dönemde çok keyifli girişimlerimiz de oldu. Boomets diye bir proje, biz fikir süreci benden çıkan bir projeydi. Biz bunu globalde Avrupa'ya ihraç ettik. Türkiye'de bağımsız bloglar ve küçük web sitesi sahipleri, orta segment web sitesi sahiplerini Hürriyet'le bir kazan kazan ilişkisine sokan bir projemiz vardı. Boomerang Network diye. Bunun da reklam bacağının adı Boomets'ti. Bunu daha sonra Axel Springer'e ve Hollanda'da The Telegraph gruba lisansladık. Almanya'da bir merkez açtık ve global bir expansion'a soktuk projeyi. Ama tüm bu hikaye Hürriyet'in o küçülme dönemi ve satışa kadar gelen sürecinden sonra bitti. Yani Hürriyet'in o internette bağımsız bir dijital stratejik hedefleri bitince bu projelerin hepsi rafa kalktı. Bizim de zaten Hürriyet'ten ayrılma sürecimiz başladı. Ya bayağı eskiyiz ya. Yani girmediğimiz iş kalmadı diyebilirim. Anladım. Ben de onunla ilgili bir soru sormak istiyorum. Yani 98 yılında başlayan bir dijital kariyer demiştik. Yani çoğu insanın da evinde internet yokken, bırakın interneti, daha bilgisayar bile yokken siz aslında evet, dijital alanda çalışmaya başlamışsınız. Evet. O yıllarda bu merakınız nereden geliyordu? O yıllarda bu vizyona nasıl sahip oldunuz? Bize ondan biraz ya, bahseder misiniz? Biraz tesadüf oldu benim işe girişim. Ben abim gazeteciydi benim. Bir gün şans eseri işte abimin yanına uğradığımda bilgisayar kullanmayı biliyordum. Bakın işte nereden başlıyoruz hikayeyi. Orada Serdar Kuzuloğlu'yla tanıştık. Serdar da Radikal'de bir web sitesi kuracak. İşte Mehmet Yılmazlar'la konuşuyor Radikal ve Fanatik'te. Birilerine ihtiyaç var. O zaman web siteleri çok dinamik, veri tabanı da çalışan sistemler değil. Çok böyle copy paste, HTML tabanlı web siteleri var o zaman. Ve herhangi bir ya bir gazetenin internet sitesi kurma vizyonu yok zaten. Yani Serdar orada, o da bir tanıdığı vasıtasıyla gazeteye gelmiş ve genç ve teknoloji meraklısı birisi. O da ben bu işi yapayım, bakın hani ileride şey olabilir demiş. O da yanına böyle genç ve bu işi adayacak insanlar arıyor. Serdar'la tanıştık. Ya dedi, gel bir deneyelim dedi. Hani belki dedi seversin. Ben o zaman iktisat okuyorum. Birinci sınıftayım ama çok sıkılıyorum yani. Hani iktisat zaten Türkiye'de hani eşek bağlasanız mezun olur yani. Hani Türkiye'deki çoğu bölüm gibi öyledir. Yani bazı çok şeyleri tenzih ediyorum tabii. Espri olsun diye böyle diyorum. Çok sıkılıyorum. Yani kabıma sığmayan bir yapım vardı o zaman. Her neyse. Öyle başladık. İki ay sonra İş iyice sevmeye başladım. Ama ben ilk iki sene Radikal'i ve Fanatik'i yaparken bunu bir meslek olarak yapmıyordum. Takılıyordum yani. Hani sonra Ecolay'a geçtikten sonra Ecolaynet ISP, yani bugün ADSL gibi, o zamanlar dial-up bağlantı satmak için kuruldu. Ecolaynet, Super Online ve Xir vardı. Orada çalışmaya başladım. Orada bile ilk bir sene ben daha şey yapmadım yani, hani daha bu evet ben bir internet işi yapıyorum demedim. Kafa karışık bir karakterdim ben. Her neyse ilerledikçe bir de biraz obsesif bir tavrım vardır. Böyle yaptığım bir işin ciğerine girmeyi çok severim ben. Yani bütün derinliklerine.
Tabii bu derinliğe girdiğinde biz bir süre sonra sen bu tutkunla işine çok sahip çıkan, eğer biraz da analitik ve kreatif zekan varsa işinde fark yaratan adam görünümüne dönüşüyorsun ve birileri bunu fark ediyor. Çünkü birilerinin hem böyle insanlara ihtiyacı var, hem de böyle insanlarla hızlanmaya ihtiyacı var. Tutkulu ve işine fazla dedike sahip ve işinde fark yaratan insanlar bazı yöneticilerin de hayatını hızlandırır ve onları da hızlandırır yani. Ve onlar da seni birlikte sürükler. Ya bir şekilde bu döngü beni dijital içerisinde bir şeye dönüştürdü. Ve bende ortaya çıkan şey biraz şu oldu. Ben hiçbir zaman bir yazılımcı olmak istemedim zaten ama elim o HTML de olsa onlara değdi. İşin mutfağını gördüm. Frontend. Bugün frontend ve UI dediğimiz katmanlarda ben mutfağında çalıştım. Ve bir şekilde bir liderlik yapabilme ve yazılım ve teknoloji tabanlı insanları yönetebilme skill setim olduğu ortaya çıktı. Ama en önemlisi de bir iş geliştirme ve gelir yaratma. Hani demek ki benim iktisat kafası orada varmış. Tüm bunu birleştirdiğimde biraz böyle iş geliştirme, inovasyon ve teknolojiyi lead edebilme ve dönüştürebilme şekli ortaya çıktı aslında. Ben de kendimi böyle tanımlamıyordum. Yani süreç beni çalışarak böyle bir insan olduğumu ortaya çıkardı. Yani kazındı. İşte bazı süreçler zaten Türkiye'de medyanın bir şey geleceğini bulma süreci vardı. Yani ne iş yaparsanız yapın zaten zamanını da iyi yakalamanız lazım. Yani muhteşem yetenekli olabilirsiniz ama çok erken dönem bir yerde kendinizi yıpratabilirsiniz ya da çok gecikmiş bir sektörde kendinizi yıpratabilirsiniz. Bizim biraz da o dalga efekti fena da olmadı yani. Yani tam böyle geleceğini arayan bir süreçte buralara girdik. İşin e-ticaret bacağına da girdik. Büyük bir holding çatısı altında olduğumuz için. Yani reklamcılık, e-ticaret, servis sağlama vesaire bayağı kendimizi geliştirme alanı bulduk açıkçası. Yani bir ekosistem içerisinde bulunduğumuz için oldu o. Yani şu anda çok daha zor açıkçası. Hani şu an server'ın şeklini bilmeyen insanlar var. Biz kucağımızda server taşıyorduk. Yani ben olsam server vermezdim bizim elimize ama biz böyle ortamlarda akademi gibi büyüdük açıkçası. Yani çok şanslıydık o anlamda. Anlıyorum. Şey demiştiniz, derinliğine girmekten ve fark yaratmaktan bahsettiniz. Kendinizi bütün işlerinize Evet. oldukça adamışsınız ki şu anda ben sizin hakkınızda araştırma yaptığımda yani bir sürü title'la karşılaştım. Evet. Biri CDO title'ınız var, CEO title'ınız var. Bunun Onun esprisini yapayım mı size? Nasıl lütfen. oldu? Ben yani meslek hayatımda 20 küsur yıldır çalışıyorum. Birileri title sorduğunda ya dijital grup direktörüyüm diyorum. Ben yaklaşık yani 20 küsur yıldır hiç doğru düzgün CV'm olmadı benim. Doğan grubunun 3 farklı şirketinde çalıştım. Hep böyle bir yerden istenip oraya geçtim ve uzun soluklu orada çalıştım. Sözcüye geçişim de öyle. Sözcüye bir şey değil. Sözcü işte patronu beni Yılmaz Özdil'den duyuyor. Oradan iş görüşmesine sağlıyor, çağırıyor ve ben o esnada iş görüşüyorum ve zaten Hürriyet'ten ayrılmak istiyorum. İşler kötü gidiyor benim için. O esnada yollarımız birleşiyor. Hep böyle hani işin derinliklerine girme meselesinde de öyle. Hani şimdi bir gün şeydeyiz, Antalya'da bir konferanstayız. Yeni insanlarla tanıştık. Boğaziçi Üniversitesi'nde de çok değerli bu hocalar da vardı. Şu an ismi aklıma gelmedi. Esra Hoca diye isim var ama ismi aklıma gelmedi. Erhan Bey siz ne iş yapıyorsunuz dedi. Ben dedim dijital grup direktörüyüm dedim. Peki dedi hani ne dedim. Yani tekniği de lead ediyorum. Hani business'ı da dijital business'ı, monetization'ı.
Erhan Bey, o zaman siz dedi CDO'sunuz dedi. Öyle miyim dedim. Tamam dedi. Siz bence dedi CDO yazın. Chief Digital Officer. Tamam. Şimdi ama sonra şirketin dijitalle ilgili teknolojik kararlarını da alıyorum. İşte bir arkadaş dedi ki CIO görevin de var senin. CTO görevin de var. Ben dedim ki ne olursa olsun artık oraya yazdım bir şeyler. Ama hayatım boyunca benim titrimle ilgili hep gülmüşümdür yani. Hani tam bir net tit ne oldu ne oluyor? Biraz daha böyle hep startup ruhuyla çalıştığımız için bulunduğumuz şirketlerde biraz her işi de yapan bir rolümüz var. O yüzden iş alanımız da çok geniş açıkçası. Medya geleceğini arıyor. Geleceğini oluşturamadığı için çok geleceğini oluşturmuş şirketlerde ve geleceğini garantilemiş şirketler bütün C-level title'larını 15'e böler ve oralarda çok daha farklı bir yönetişim ve çalışma biçimi vardır. Ama bizim çalıştığımız kurumlar hep böyle ECN metotlar ve geleceğini arayan ortamlar olduğu için yani biz title'a da takılmıyoruz ama çok da böyle corporate, böyle oturmuş, olgunlaşmış şirket structure'ı yok açıkçası bizlerde. Böyle bir komik hikayesi var o title meselesinin. Anladım. Bunun yanında bir de IABDV sanırım güvenli reklam platformunda yürütme Evet. kurullarında görev alıyorsunuz. Evet, Yani yönetim kurulu ve yürütme kurulundayım. şunu IAB'nin. sormak istiyorum. Bu kadar çok title'ın altından nasıl kalkıyorsunuz? Çünkü yani hepsi bir sorumluluk, hepsi bir Evet. görev. Bunların takibini nasıl yapıyorsunuz? Yorulmuyor Ya musunuz hiç? işte sevdiğin işle ilgili. Biz mesela IAB'de Türkiye internet ölçümlemesini gerçekleştirdik. Ya şu anda aslında çok fazla kamuoyunda tabana yayılmış bir durumda değil bu süreç ama biz Türkiye'de tüm internet sitelerini günlük ölçen sistemi Polonyalı Jimius firmasıyla birlikte IAB çatısı altında gerçekleştirdik. Ben de uzunca bir süre bu ölçümleme ve teknik ekibe liderlik yaptım. Hala da IAB'nin hem yönetim kurulu üyesiyim hem de teknik yürütme kurulu başındayım. Ya biraz bu şeyle ilgili işi sevmek ve yani Türkiye'de ben mesela şunu diyebilirim. Yani Türkiye'nin günlük internet ölçümlemesini yaptık kardeşim biz. Yani biz yaptık. Ha, bu şu anda çok tabana yayılmış, çok herkesin bildiği bir durumda değil. Çünkü ne yazık ki medyanın rekabetinden ve çeşitli sorunlarından ötürü bir sürü şirket bu ölçümlemede kendini oradan çıkarttırdı. Yani göstermedi. Bir sürü reklam ajansı da orayı pek referans almadı. Her ne kadar aynı çatı altında çalışsak da. Bunun bambaşka şeyleri var. Hani oturup sadece buna özel şey yapmamız lazım açıkçası. Seanslar düzenlememiz lazım. Özetle biraz o tutkudan ileri geliyor. Şimdi IAB çatısı altında, IAB Internet Advertising Bureau olarak Amerika menşeli internet reklamcılığını da bütün tarafların bir araya toplandığı bir dernek. Burada yayıncılar var, ajanslar var, reklam verenler var ve herkes bir masa etrafında toplanıyor ve bulundukları ülkelerdeki dijital reklamcılık ekosistemini kendi içerisinde stratejik açıdan yürütmeye çalışıyorlar. Sorunlarını kendileri çözmeye çalışıyorlar ve buraların alt grupları var. Buradan bir tane de şey çıktı. Güvenli reklam platformu. O da yaklaşık 3-4 sene önce YouTube'un, PNG'nin YouTube'da reklam göstermek istemiyoruz. İşte çocuklar ve istismarla ilgili sorunlar var dediği zamanda. Ve internette spam ve benzeri bir takım reklam verenin parasını doğru olmayan şekilde tüketen noktalar ortaya çıkınca Reklam Verenler Derneği, Reklamcılar Derneği ve IAB'nin üçlü ortak güvenli reklam platformu diye bir platform kuruldu. Biz de biraz böyle mutfaktan gelen işin product artı teknolojisiyle ilgili hakimiyetimiz yüksek olduğu için sağ olsunlar
beni orada yürütme kurulunu lead etmemi istediler. Hani çünkü dijital dünya sürekli kendini update etmen gereken, okuman gereken ve tüm bunları ürün ve teknoloji çerçevesinde kısa, küçük küçük de olsun çıktılara dönüştürmen gereken bir dünya. Yani okumadığımda 5 ay boyunca literatürü ve süreçleri takip etmediğimde otomatik olarak devre dışı kalıyorsun. Ve bir zaman sonra abi bir fikrim var, bir site yapalım denilen adama dönüşürsün. Hani biz biraz şey tarafındayız, yani gelişmeleri sık sık takip edip literatürü ya da yeni gelişmeleri, bunların kendi işimizde ve Türkiye'deki ekosistemle olan ilişkilerini şey yapabiliyoruz, bağlayabiliyoruz. Bu anlamda da sen biraz böyle olduğunda herkes hadi Erhan, hadi Mehmet, hadi Ahmet, şu işe de girelim, şunu da halledelim falan demeye başlıyor. Durumumuz bu yani. Hani altından nasıl kalkıyoruz? Sağ olsun çok değer, benim çok iyi yol arkadaşı, ekip arkadaşlarım var. Yani tek başına olacak iş değil. Yani benim Hürriyet'ten bu yana birlikte çalıştığım arkadaşlarım var. Sözcü'de o benim core ekibimle harikalar yarattık. Sözcü'nün zaten kendi yazı işlerinde, içerik ekibinde harika... Çok pardon. Çok özür dilerim. Kapatıyorum. Sözcü'nün zaten harika bir yazı işleri ekibi vesaire, bir arka tarafta idari mekanizması var ve çok startup ruhlu bir yer. Dolayısıyla birbirimizi çok iyi tamamlıyoruz. Yani bu biraz hakikaten hep standart klişedir de ekip işi. Başka hiçbir şey değil yani. Hani böyle diyorum. IAB'nin içerisinde de keza öyle. Yani IAB'de de mesela Doğuş. Doğuş da IAB'de görev almış bir kişidir ve IAB'ye çok faydaları olmuş arkadaşımızdır. İşte onun dışında Mahmut, eski başkanımız Mahmut Kurşun vardır. Yani şu an birden aklıma gelmiyor ama çok katkısı olan çok değerli arkadaşlarımız var. Sahibinden.com'dan Gökhan var. Çok büyük katkıları olmuş insanlar var bu süreçlere. Anlıyorum. Bir takım olmaktan, bir ekip işi olmaktan bahsettiniz. Peki tabii. Mesela bir genç olarak aramızda yeni mezun kişiler var, şu anda okuyan insanlar var. Sizin ekibinizde çalışacak bir kişi hangi özelliklere sahip olmalı? Yani en çok dikkat ettiğiniz, özellikle gençlerde, yani yanınıza alacağınız genç, yeni mezun bir kişide en çok neye dikkat ediyorsunuz? Açıkçası tutkulu ve heyecanlı olmasına dikkat ediyorum. En nefret ettiğim şey sadece bu süreci... Yani, girdiği işi sadece para kazanma hissiyatıyla yaklaşıyorsa, o duyguları veriyorsa girdiği işe, ben onu hissediyorum. Çünkü açıkçası şu ana kadar yüzlerce insanla iş görüşmesi yaptım. Ve bizim iş bilirsiniz ki çok böyle şey, tutku gerektiren, ilgi gerektiren bir iş. Yani şimdi... Hangi görevden bahsediyoruz mesela? Yazılım. Yazılımla ilgili dikkat ettiğim şeylerden birisi, yazılım teknolojileri ve dilleri de çok hızlı gelişen, evrimleşen işler. Bilgiyi her zaman aldığım nokta şu, bilgi kazanılır. Yani bilgi edinilir ama huy, karakter ve tutku enjekte edemezsin insana. Dolayısıyla heyecanlı, tutkulu ve mesleğinde gerçekten kendine ve işine değer katan insanı arıyorum ben. Ve o insanları yakaladığımda mümkün olduğunca bırakmıyorum. Yani onlarla bir yol arkadaşlığı yapıyoruz. Yani şimdi dünyada bu enformasyonla birlikte herkeste şöyle bir şey oluşmaya başladı. Eskiden futbolcu olmak ya da şarkıcı olmak gibi, dijitalde de site yapıp milyarder olmak gibi bir şey enjekte ediliyor ya da bir proje yapıp. Yani şimdi
sadece milyarder olmaya ya da bir proje yapıp çok zengin olmaya odaklanan bir ruh hali de doğru değil. Yani bu insanı hiçbir zaman o anda, o anı yaşamaya, o anı yaşamaktan uzaklaştırır. O anı yaşayamayan bir personel ve çalışan bulunduğu kurumla doğru bir şey yakalayamaz. Mesela şu anda biz medyanın dijitalleşmesi sürecinde rol alıyoruz ve burada dijital medya ve yeni medya ile ilgili hayallerinin, inovatif ya da başka şekilde fikirlerinin olması lazım. Yazılımcıysa bunu yazılımcı tarafından, tasarımcıysa bunu deneyim tarafından ele alabilmeli. Benim kurduğum ekiplerde insanların sınırları sadece yazılım yapmasıyla kalmıyor. Yani bizde çok girift ve geçirgendir. Yani bizdeki bir tasarımcı da business süreçlere karar verebilir, yazılımcı da karar verebilir. Yani benim yönetim stratejim hep bu oldu. Dolayısıyla bulunduğu işe ve kuruma değer katma şeklinde diyorum. Hep verdiğim mesaj da şu. Her gün mesela biz her gün milyonlarca kişinin girdiği internet sitelerini, işlerini, ürünlerini geliştiriyoruz. Mesela en son bir örnek vereyim. Biz Sözcü'nün uygulamasını React'ta geçen sene itibariyle yeniledik. Biz React bilmeden, yani çok az bilerek girdik bu işe ve içeride arkadaşlarımla ben inisiyatifi üstüme aldım, bunu yapabiliriz dedim ve yaptık. İnanılmaz güzel neticeler aldık. Ve benimle birlikte çalışan arkadaşlarım hayatlarında React'la kod geliştirmeyi öğrendiler. Ve bir anda Türkiye'de yüz binlerce insanın yüklediği bir app geliştirdiler. Ve şu anda live'da çalışan bir uygulama yönetiyorlar. Yani bilgi veya bir takım şeyler kazanılıyor. Ama huy, karakter ve tutku, bunlar kolay kolay kazanılan şeyler değil. Ben yine arkadaşlara tek söyleyeceğim şey, hiçbir şeyde gecikmiş değiller. Yürümeden koşmaya çalışmasınlar. Yani bir yerde kavrulmak ve o sektör hangi sektörse onun ruhunu anlamak, inanın gecikmişlik değildir. Yani bir şeyden gecikmiyor. Şimdi tabii herkes o kadar heyecanlı ve o kadar şey olmak istiyor ki, işte Peak Games haberleri geliyor, milyar dolarlar, o geliyor, bu geliyor. İnanın hiçbir şey çok basit bir iki tane uygulama geliştirip site yapmakla ilgili değil arkadaşlar. Yani bu çok büyük bir çemberleri olan, birçok katmanı olan bir iş. Hangi işi yapıyorsanız yapın, o işin kılcal damarlarına girmeniz lazım. Dijital bir fikir ve inovasyon geliştirmek istiyorsanız. Anladım Erhan Bey. Bu arada sorusu olan arkadaşlar var mı? Son 10 dakikamız çünkü. Çekinmeden sorabilir ya da chat'e yazarak da ben dile getirebilirim. Yoksa devam edeceğim. Sanırım yok. O zaman şöyle bir soru sorayım. Son artık sorularımıza geliyorum. Siz kendiniz bu işi çok seviyorsunuz anladığım kadarıyla. Çok heyecanlısınız. Her zaman bir girişimci ruhuyla bu işe yaklaştığınızı söylüyorsunuz. Evet. Evet. Ve ekibinizi de hep böyle kuruyorsunuz. Evet. Ve aslında yani dediğimiz gibi 98 yılından itibaren başlayan kariyeriniz aslında Türkiye'nin bir de dijital dönüşümüne de şahitlik ediyor aslında. Ben anladığım kadarıyla siz de Türkiye'nin dijital dönüşümünde önemli rol oynamış isimlerden birisiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Çok nazik. Siz peki bu şu andaki, yani şu ana kadar yaşadığımız dönüşümü ve nasıl değerlendiriyorsunuz ve daha ne kadar yolumuz var? Daha neleri yapmamız lazım? Bu konuda da yorumunuzu alabilir miyim? Şimdi mesela dijital yayıncılık şu anda hala da gelecekle ilgili yani burada işin tabii ki yayıncılığın konjektürel politik, sosyopolitik şeylerine girmeyeceğim. Ama dijital yayıncılıkta büyük bir fırsat potansiyel var hala. Bütün arkadaşlara onu söyleyebilirim. Bana göre mesela benim, yani Sözcü dahil, biz bunu kendi içimizde bu şekilde, bu sertlikle konuşuruz her zaman. Hiçbir yayın organının geleceği belli değil şu anda. Ben şu an çalıştığım kurumu gelecekte
güçlü bir marka adayı olarak en üst seviyede görüyorum. Hani her şeyden bağımsız, buna en yakın ama gerekli dönüşümleri ve gerekli stratejik hamleleri yaptığı takdirde. Bu anlamda dijital medya ve yayıncılıkta henüz daha geleceğin asetleri ortaya çıkmamış diyebilirim. Bu derece konuşuyorum. Müthiş fırsat var. E-ticaret keza öyle. E-ticarette evet bir konsolidasyon süreci var. Marketplace'lerin ve ana e-ticaret markalarının büyük bir bütün trafiği ve bütün satın almayı kendi üstlerinde topladığı bir süreç var. Ama kargo lojistik sorunları ve vesaire sorunlardan ötürü büyüyemeyen yeterince bir e-ticaret var ve birçok e-ticaretle ilgili arkadaşımla yaptığım sohbetlerle de edindiğim izlenimler daha henüz Türkiye e-ticarette de yolun çok başında. Mevcut sektörlerin dijital dönüşümlerine baktığımızda, yani süreçlerine baktığımızda her sektörde gerçekten büyük bir yolun başında olunan bir durum söz konusu Türkiye'ye baktığımızda. Türkiye çok dinamik, çok hızlı bir şeyi klonlayabilen, çok hızlı adapte olabilen bir ülke. Bu anlamda ülkenin girişim enerjisi çok genç. Ama işi sürdürme olgunluğu çok kötü. Yani bizde sürdürülebilir bir iş oluşturma olgunluğu yok. Yani işe çok hızlı, çok hevesli giriyoruz. Ancak bunu gerçekten yeterince layıkıyla sürdürme sebatında değiliz. Yani bunu sebat edemiyoruz ve tabii ki ekonomik krizler vesaire tüm bunlar etkili. Yani kimsenin o anlamda günahını da tam almayayım. Herkes şey, yani bu dövizin bu durumu, enflasyon durumları vesaire gibi ekonomik krizlerden ötürü can havliyle çalışıyor. Ama dediğim gibi ben arkadaşlarıma sadece şunu diyeceğim. Yani birkaç tane iş yapıp yüz milyonlarca dolarlık bir şey kazanma değil dijital. Koskoca holdinglerin, koskoca şirketlerin pandemi sürecinde aslında dijitale ne kadar hazırlıksız oldukları da ortaya çıktı. Bir anda Zoom diye bir şey yokken Zoom ortaya çıktı. Starbucks'ın dijitalde aslında hiçbir şey yapmadığını anladılar. Yani garip garip şeyler yani. Hani bu anlamda bakıldığında dijitalleşme sonu olmayan bir süreç. Ve bu dijital dönüşüm süreçlerinde bütün genç arkadaşlara şunu tavsiye ediyorum. Hangi sektöre şans eseri dahi girseler, yani bir anda kendilerini turizmde buluyorlarsa oranın dijitalleşme sürecinin muhakkak bir parçası olsunlar. Bana göre ticaretin dijitalden bağımsız düşünme süreci kalmayacak. Yani sonuçta bir hizmet sektörü ya da başka bir sektörde dijitalleşme bacağı diye ayrı şey olmayacak. Hepsi iç içe geçmeye başlayacak. Dolayısıyla dijital mindsetler, yani dijital düşünme ve okuma, literatür takip etme, sektörel olarak açıkları kovalamaya çalışsınlar. Yani benim en büyük verebileceğim tavsiye budur açıkçası. Yani Türkiye dediğim gibi çok hızlı işe giren, çok hızlı kopyalayan, çok hızlı klonlayan ve kendisi de bir şeyler geliştiren bir ülke ama yeterince desteği burada bulamıyor insanlar. Hep yurt dışı fonlarda, yurt dışına açılma derdindeler haklı olarak. Sürdürülebilir bir büyümeye havale edemiyoruz işleri. Türkiye'deki en büyük sorun bu. Yayıncılıkta da böyle bir şey var. Yani biz mesela sözcü olarak sadece muhalifiz deyip şey yapamayız. İyi içerik üretmek zorundayız. Gelecek için. Çünkü 2000 sonrası doğumlu kuşak hiç gözünün yaşına bakmaz. Yani sadece yani biz her zaman en iyi içerik, en iyi servis, en iyi deneyimi geliştirmek zorundayız insanlar için. Konjektürel olarak sana bir şey getirir ama kalıcı bir şeye dönüşemez. Anlıyorum. Sizin gibi uzun yıllardır dijital sektörde olan birinden, özellikle bu COVID-19 süreci sonrasında dijitalleşmenin daha yeni başladığını söyleyebiliriz aslında Türkiye'de. Tabii. Daha çok başlarındayız.
Yani çünkü sürekli bir şeyler oluyor ve olacak da. Yani hiç hayatımızda yokken pandemi çıktı ve hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak açıkçası. Öyle Evet, düşünüyorum. dijital dünyada da pek çok büyük şirketlerin bile afalladığını gördük doğrusu. Başka sorusu olan var mı? Çünkü Ben artık son... mesela Heh, Cisco'nun buyurun. yerinde olsam kahrolurum yani Cisco'nun yerinde. Ya Google bile Google Meet ürününü arkadaşlar B2C ürünü olarak konumlamıştı. Yani şöyle B2B ürünü olarak konumlamıştı. Google Pro e-mail paketi vesaire alanlara Google Meet sunuyordu. O bile Google Meet'i son kullanıcıya açmadığı için Zoom ortaya çıktı. Yani belki milyon, yani milyar dolarlık bir şeyi kaçırdı. Yani Cisco olsam şu anda ağlarım herhalde. Hani Zoom alıp gittiği için. Anlıyorum. Başka sorusu olan yok sanırım. Çünkü artık son 1,5 dakikamız sonuna gelmek durumunda. Sizin de daha fazla değerli vaktinizi almayalım. Yok, yok. Çok teşekkürler. Ama ben de çok büyük keyif aldım. Sizi ilerleyen zamanlarda yine konuk etmek isteriz. Çünkü dediğimiz gibi dijitalin sonu yok ve siz de bunun çok içinde olan bir karaktersiniz. O yüzden sizlerle saatlerce bu konuları konuşabiliriz. Tabii. İnşallah başka bir zaman gene yaparız yani hiç Müsait olduğunuz bir sorun zaman. olmaz. Biz her Tabii. zaman genç bir ekip olarak sizin gibi tecrübeli kişilerden tecrübelerinizi dinlemek isteriz tabii ki. Estağfurullah, estağfurullah. Seve seve. O zaman Erhan Bey, çok teşekkür ediyorum Ben katıldığınız teşekkür için. ederim. Herkese Arkadaşlar, sevgiler, saygılar, selam, çok vakit ayırdıkları teşekkürler. için. Biz teşekkür ederiz. Bir de son Hoşça kal. olarak şunu sorayım size. Size ulaşmak isteyen arkadaşlarımız olursa buradaki katılımcılardan size nerelerden ulaşabilirler? Yani LinkedIn'den ulaşabilirler. Okuyorum. Geç cevap veriyorum ama. Hatta siz anons ettikten sonra bir arkadaş bir şey attı. Daha henüz cevap veremedim ama veriyorum yani. Hani çünkü LinkedIn'den çok da fazla iş ve servis tanıtan mail şey alıyorum açıkçası. Ama böyle proje vesaire fikirlerle ilgili şeyleri er ya da geç dönüyorum. Hani anlık dönemeyebilsem de dönüyorum yani. Tamamdır Erhan Bey. Yine LinkedIn'den direkt mesaj atabilirler. tamamdır. Çok teşekkür ediyoruz Erhan Bey Ben teşekkür tekrardan. ederim. Katılımcı arkadaşlar size de çok teşekkür ederiz. Bu görüşmenin kaydını YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Tekrardan teşekkür ediyorum. İyi hafta Hoşça kalın. sonları. İyi hafta sonları. Sağ olun.